İyi günler arkadaşlar. Unit serimizin bu bölümünde koşulları yani if else'leri öğreneceğiz. Haydi başlayalım. İlk olarak buraya geldiğimiz zaman arkadaşlar bizim bir kübümüz vardı değil mi? Biz bunu spawn ediyorduk. Bunu öğrenmiştik bir önceki bölümde. iki önceki bölümde bunu bir önceki bölümde de for döngüsüyle birden fazla üretmeyi öğrenmiştik. Şimdi ben bir tane daha küp yapacağım. Daha doğrusu bunu Atıyorum erkek küp yapacağım. Mail küp ve materyal rengini değiştireceğim. Şöyle materyallere gireyim. Bir tane materyal oluşturayım. Mail küp mat diyeyim. Ve bunu mavi yapayım örneğin. Tamam mı? Daha sonra burada zaten e, ee, seçtiğim zaman bunu ekrana sürükleyeyim materyaller diyeyim bunu buna koyayım daha sonra bu şey olduğu için override etmemiz lazım prefableri bilmiyorsanız onları izleyin hemen ki bu sayede bunu silsek de artık şey diğer prefabımız mavi oldu gördüğünüz gibi şurada güncellenmedi nedense görüntü olarak ama oldu bir tane daha küp oluşturalım Bu kübümüzde kırmızı olsun. Zaten var mı şurada kırmızı? Tamam böyle olabilir. Şunu da female dişi küp olsun. Nasıl küpün de cinsiyeti olur mu bilmiyorum ama böyle atayım bunu da buraya. Tekrar açtık. Şunu da buradan sileyim. Diyeyim ki spawner'a eğer erkek seçilmişse mavi yap. Eğer kırmızı seçilmişse dişi yap. Şuna male küp diyeyim. Altına bir tane daha public game object mail küp diyeyim. Startta şeye baksın. If şöyle yazılıyor. Koşulumuz koşulumuz ne olacak? Koşul oluşturmadık. Bak kafam hemen karıştı. Buraya bool is male yazalım. Erkek mi? Şunu da public yapalım ki dışarıdan ayarlayabilirim. Public bool is male. Eğer is male true ise doğru ise şöyle yazılıyor noktalı virgül konulmuyor parantez açıp kapatılıyor böyle yazabilirsiniz arkadaşlar hiçbir şey yazmazsanız da zaten şey demek bu koşul doğru mu diye kontrol eder şöyle şöyle de yapabilirsiniz false bu yanlış mı diye kontrol eder ya da başına şunu koyarsınız bu da otomatik olarak eğer yanlışsa iyi kontrol eder eğer ismail doğru ise instantiate mail küp transform position quaternion identify o olsun taba basarak yazıyorum eğer değilse else ise burada tekrar bir koşul belirtmemize gerek yok çünkü burada çektiği şey eğer erkek mi erkekse bunu yap dişi ise ne yap kendi zaten 2022 çok zeki olduğu için yazıyor taba bastım yazdı female kübü oluştur şimdi geri gelelim spawner'a burada objeleri atmamız lazım. Male kübü atalım. Female kübü atalım. Şu an şu an erkek değil mi? Bastık. Erkek şu anda. Şu an mavi oluşturacak. Gördüğünüz gibi. Çıktım. Kapattım. Şu an erkek değil. Dişi değil mi? Şu an bastığımda ise kırmızıyı oluşturacak. Gördüğünüz gibi en basit açılardan if else bu şekilde kullanılıyor arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bu bölümümüzde if else'leri görmüş olduk. Bundan sonraki bölümde yine devam edeceğiz içeriklerimize kodlama içeriklerine izlediğiniz için tekrardan teşekkür ederim. Like atmayı, abone olmayı, beğenmeyi, her şeyi yapmayı unutmayın. Görüşürüz.